Trakya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneğimizin halk koruyucu sağlık açısından bilgilendirme paneline tekrar hoş geldiniz. Bugün Gelibolu Mevlevihanesi'nde 72. ayı programını yaparken geçmişte burada Avrupa'ya ve Balkanlara yayılan ecdadımızın kültüründe astronomi, tıp, kimya ve fizik alanlarında eğitim veren bir yapının içerisindesiniz. Eski anlamıyla bugünkü anlamını birleştirirsek bugün burası bir enstitü niteliğindedir. Yani lisansüstü eğitim veren bir kurumdur Osmanlı'da Mevlevihaneler ve Balkanlar'da bulunan 33 Mevlevihanenin başkentliğini yapar Gelibolu Mevlevihanesi. Buradan yetişen alimler, fikir ve düşünce insanları Balkanlar'da Osmanlı kültürünü temsil ederler. Geçmiş misyonumuzla bugünkü misyonu birleştirerek tekrar bir Mevlevihane'de bir tıp toplantısı yapmak bizlere onur ve gurur vermektedir. Bu açıdan Trakya Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneğimize, değerli katılımcılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi konuyla ilgili açılış konuşmalarını yapmak üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Başkanı ve kurucusu Sayın Hocamız Profesör Doktor Sefa Dereköy'ü davet ediyorum. Çalışıyor mu şimdi? Gayet. Çok değerli hocalarım, çok değerli meslektaşlarım, sevgili halkımız, Gelibolu, Çanakkale, basınımızın değerli mensupları, saygıdeğer protokolümüz, değerli dernek üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. İlim adamı olmak zor. Yıllar alan bir dönem geçiyor, uzun yıllar. Hem devlet adamları hem bu bilim adamları için Kanuni Sultan Süleyman'ın bu cümlesini bilmeyen var mı? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Keşke şu devlet gibi ben de olsam, ben de yaşasam. Özel hayattan oldukça uzak, günleri geceleri çalışmakla geçen, özel hayatı diye bir hayatı olmayan devlet adamları, bilim adamları, onun yanı sıra kendi gönlünce yaşayan, istediği şeyi yapan, gayet toplum içinde rahat hareket eden toplum. Ama yine gözler birbirlerinde. Evet, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Halbuki diyor ki büyük devlet adamı, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Demek ki her şeyin başı sağlık. Her yıl sonbahar Boston, Amerika Birleşik Devletleri Harvard'ı Memorial Kilisesi'nde sabah duasıyla eğitime başlar. Tıpkı bu yılda olduğu gibi. Biz de böyle tarihi, kültürel bir binada halkımızla buluşmak istedik. Evet, meşhur bir bilim adamıdır Sarton. Diyor ki, sabırla yapılan çileli araştırmalar olmaksızın hiçbir bilimsel gelişmenin sağlanamayacağı ne kadar aşikarsa, yapılmış olan keşiflerin arada bir halka anlatılması da gereklidir. Kesin olan bir şey vardır, bilim kolayca okunabilen veya satınabilen kitaplarla ilerlemez. Ancak bu tip kitaplar ile halkın eğitimi ileride bilime hizmet edecek yeni yeteneklerin uyandırılması için çok ihtiyaç duyulur. Bunu spor müsabakalarında dünya şampiyonu olan bir gencimiz çok güzel dillendirdi. Dalma rekortmeni dedi ki, benim bu başarımdan ziyade ben ilham verdiğim gençleri nasıl etkilediğini düşünüyorum. Bu açıdan mutlaka içimizdeki gençlerden, burada paylaştığımız bilimden, bilim ruhundan ilham alacaklar vardır. Bilim nasıl gelişir?
Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanı bir cümle söyledi. Türkler Amerika'ya eriştiler. Evet, bu kitapla beraber şunları alabilir miyiz? Biz bunu ispat ettik ama bu nasıl oldu? Bakınız, diyor ki Nabil Matar hangi üniversiteden? Efendim, Minnesota Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri. Evet, bir paragraf okuyorum. Bu bizim kitabımızdan değil. Aynıyla şöyle. 1623 senesinde kendi görev ve sorumluluk sınırlarını aşarak ve İngiliz hukuk kurallarını hiçe sayarak izin ve onay almadan ülke dışına gidip yabancı devletlerin hizmetine giren İngiliz vatandaşlarını kınayan yeni bir bildiri yayınlandı. Akdeniz'de korsanlık yapan Tunus, Cezayir, Kuzey Afrika devletleri tarafından himaye edilen Britanyalıları kınayan bu bildirilere bakılırsa, Akdeniz ve Kuzey Afrika'da Müslüman devlet adamlarının mahiyetinde çalışan kayda değer oranda Britanyalı olduğu kesin olarak söylenebilir. Robert Johnson demiş ki, gücümüzün çok büyük bir kısmını kafir Türklerin ordusunda ve hizmetinde kullanıyoruz. Şunu söylüyoruz, keşifler çağında isimlerin değişik olduğuna bakmayın. Şimdi Kolombiya Üniversitesi'nden George Saliba, bunlar Amazon'dan getirilen, İngilizce olarak getirtilen kitaplar. Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Yani İslam bilimiyle Avrupa'daki Rönesans'ı birleştiren kitaplar. Ancak ne talihsizdir ki, bizim insanımız bunlara duyarsız kalabiliyor. Bizim burada savunduğumuz gerçeği 2013 yılı UNESCO Piri Reis yılı ilan etti. Şu Gelibolu Piri Reis'in kalbidir. Piri Reis'i yetiştiren topraklardır. Size soruyorum, UNESCO mu sahip çıkacaktı Piri Reis'e? Daha evvel böyle bir toplantı olmaz mıydı bu topraklarda? Birleşmiş Milletler'in en makbul grubu, kültürle uğraşan UNESCO, Piri Reis ile ilgili bir yıl ilan ediyor. Hala kulak üstüne yatıyoruz. Türklerin ve İslam düşüncesinin Amerika'ya ulaştığına dair düşünceyi 2013 yılı itibariyle Türk Tarih Kurumu'nun düzenlediği İstanbul'daki Osmanlı arşivlerinde düzenlediği bir kongrede bendeniz 40 tane uluslararası bilim adamının, 100'den fazla Türk bilim adamının katıldığı, Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın bulunduğu bir kongrede bunu böylece anlattım. Hiçbir muhalefet şerhi gelmedi. 1600'lü yıllarda Türkler ve Müslümanlar Amerika'ya ulaşmıştı. Ve bir Amerikalı tarihçi kulağıma eğildi. Bunu nasıl bulabildin dedi. Bu bilinen bir gerçek. Ama biz kendi insanımıza nasıl anlatamıyoruz, ben bunu anlayamıyorum. Bilim nasıl doğar? İşte kongrede, bakınız kongrede şunu yaparsınız. Böyle bilim adamlarının karşısında. Onlar karşı taarruza geçerler. Biraz kısalım. Karşı taarruza geçerler. Şu konu yanlış, bu konu yanlış. Konu tartışılır. Nihayet yazılı metin haline gelir. Bunlar çok değerli bilim adamlarının süzgecinden geçerek yayınlanan kitaplardır. Bilim adamları ilgilenir. Sonra da bu tür yerlerde halka küçük kıssalarla anlatılır. Şimdi biz bunu kitap yazdık. Bir yıl geçti. Ne televizyonda ne gazetelerden yahu siz ne yaptınız diyen yok. Bizim ülkemizdeki sorun bu. Bilimle halk bütünleşmiyor. Halk neyin peşinde? Halk dizilerin peşinde. Bakınız, kısa süreli kazançları sağlayanlara karşı biraz mesafeli olun. Bereket çileli gidiştedir. Şimdi burada Trakya Üniversitesi'nin, efendim Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi'nin, Türkiye'mizin birçok üniversitenin yetiştirdiği hekimler ayağınıza geldiler ve size koruyucu sağlık anlatacaklar. Bu insanlar çileli hayatlarla bu noktalara geldiler. Lütfen hekimlerimizin değerini bilelim. Çileli koşarak, yorucu eğitimlerle bir noktaya gelen insanlarımızın
değerini bilelim, onlara saygı duyalım. Özellikle hekim grubu bu topraklarda en çileli eğitim yıllarını ailelerini kenarlara bırakarak nöbetlerle, efendim acil hastalarla kendi özel hayatını bırakıp sizin hizmetinize koşan insanlardır. Diyor ki dekan, bu Harvard dekanı, bir üniversite, bir bilim sadece üniversitedeki bilim adamların katkısıyla yükselmez. Onu çevrede seyreden halk katılmazsa, o aynı heyecanı yaşamazsa yükselemez. Dolayısıyla bir Harvard, Harvard olduysa Boston'la oldu. Boston'a gidelim, millet nasıl yaşıyor görelim. Hafta içi 10.30'da yataktalar. Saatin 6'sında ayaktalar, işlerine başlıyorlar. Biz buna göre bir öz eleştiri yapalım. Halk olarak neredeyiz? Kısa sürede size kazanç sağlayan dizilerin ya da yarışmaların peşinde miyiz? Şarkılarla, türkülerle. Ya da hiç değilse bunca yıl çile çekmiş hekimlere saygı ve sevgi mi duymalıyız? Evet. Şimdi bu Sarton'un ve daha sonraki bilim adamlarının yıllar evvele ortaya koyduğu gerçeklerden, yüzyıllar evvel Hazreti Mevlana ve ekibiyle beraber bir bilimsel gerçeği kültüre çevirerek halka sunmuştur. Bu semadır. Bakınız, Nasreddin Nitusi, Hülagu Han zamanında Maraga Rasathanesi'nin kurucusudur. Bu konudaki bilimsel konferansı Şeybi Aruz günlerinde, bu ekibi takip ediniz, Çanakkale'de bir konferansla bilimsel bir şekilde anlatacağım. Bu çok enteresan bir olay. Aslında son yıllarda, yine bu George Saliba'nın yazdığı, benim değil. Biz diyor, Güneş ve Ay sistemini Kopernik'e ithaf ederdik. Kolombiya Üniversitesi'nden açıyoruz. Bakın, bu resim onun resminden alınmıştır. Bu kitaptan alınmıştır. Diyor ki, 1200'lü yıllarda rasathanelerde Doğu bunu biliyordu. Peki Kopernik nasıl bu bilgiyi edindi? İbn Şatır'ın 1200'lerde, Tusi'nin 1200'lerde koymuş olduğuyla eşdeğer diyor Kopernik. O zaman acaba Kopernik bunu nasıl öğrenebildi? Osmanlı ile Polonya, Lehistan komşuluğu vardı. Oradan mı? Yoksa Kopernik Arapça biliyor muydu? İşte Morisco kelimesi bu. Engizisyon uygulanan Müslüman, Yahudi ve safkan Hristiyanlar güneşin döndüğünü, dünyanın merkez olmadığını haykırdıkları için engizisyonla cezalandırıldıklarından isimler değişmişti, şekiller değişmişti. Avrupa'daki aydınlanmanın özeti budur. Şimdi şurada bu tarafta Sema, Mevlevi Semasının, burada da Tusi'nin gidişi. Bunu George Saliba yazıyor, Tusi'nin ortaya koyduğu. Çünkü eğer kendi etrafında dönerek, güneşin etrafında dönmezse, ölçtükleri zaman denk gelmiyordu. Bunu rasathaneden o günlerde ortaya koymuşlardı. Bizler de bugün sizlere bu konuyu anlatmaya çalışacağız ve çok değerli hocalarımız sizlere bu konuları nakletmeye çalışacaklar. Birinci aşamada Trakya Üniversitesi'nin kurucu anabilim dalı öğretim üyesi, kitaplar yazan, yıllarca bu topraklarda emek vererek hastalara hizmet eden, zamanı gelip çocuğunun programını ihmal eden, zamanı gelip eşini ihmal eden çok değerli bir profesörümüzü takdim ediyorum. Sayın Profesör Doktor Ahmet Kara Salihoğlu. Buyurunuz hocam. Değerli misafirler, sayın meslektaşlarım, dernek başkanımıza ve yetkililere böyle bir kültür ve tarih ortamında size hitap etmek fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Konu baş boyun kanserlerinde ne yapılabilir, nasıl erken başvurulabilir, bunları konuşacağız.
Şimdi tüm kanserlerin %10-15'i erkeklerde daha sık ve 40-70 yaş arasında. Böyle bir konudan bahsediyoruz. Erkek bireylerde ve 40-70 yaş arasında. Bu baş boyun kanserleri derken ayrı ayrı bölgeler halinde burun boşluğu, nazofarenk geniz, ağız boşluğu, orofarenk yani yutak, larenk ve tükürük bezi bölgelerini konuşacağız. Genel olarak ne yapıyoruz? Tümör tanı ve ayırıcı tanısı için yerini, büyüklüğünü, çevreye yaygınlığını ve boyunda bir başka sorun, lenf bezi, lenf düğümü tutulumu olup olmadığını, bunu fizik muayeneyle yaptığımız gibi endoskopla artık görüntüleme yöntemiyle bakıyoruz. Biyopsi alıyoruz. Gerekirse diğer manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini, tanıya gidiş bu sırayla. Tedavi de iki türlü, cerrahi ya da radyoterapi. İlave olarak, tamamlayıcı olarak kemoterapi yapılabiliyor. Şimdi sırasıyla her bir bölgenin tümörü hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Önce nazofarenk, geniz, burun arkası bölgesi tümörleri. Şu bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgenin lenfatikten zengin bir bölge olması dolayısıyla lenf yoluyla yayılımı ve erkenden boyunda kitle ile hastanın başvurması söz konusu. Bizim ülkemizde, Doğu Avrupa'da çok sık görülmüyor. 100 binde 20 en sık görülen yer Çin. Bizdeki sıklığı %100 binde 0.8 gibi bir oranda. Bir ırk, sarı ırkta çok görüldüğü biliniyor. En sık görüldüğü yaş 40-50 yaş arası. Etiyolojide de bazı diyet özellikleri, sigara, duman, bazı virüslerle çevresel ve genetik yatkınlık söz edebiliyoruz. Şimdi bu tümörün, habis tümörün, karsinomun en önemli klinik semptomlarından birinci sırada boyunda kitle geliyor. Bu lenf düğümü büyümesi, lenfadenomegali. İkinci planda burunla ilgili belirtiler geliyor. Birçoğunda erken safhada bunlar yok hastada. Burun arkasında bir tümör ama boyunda kitle ile geliyor. İlerlediği zaman da bazı nörolojik sinir sistemiyle ilgili, beyin sinirleriyle ilgili tutulumları yapıyor. Onların belirtileri görülüyor. Ve bu arada orta kulağın burun arkasına açılan kanalı tutulduğu için bazı kulak belirtileri çıkıyor. İleri evrede işitme kaybı, damak paralizisi, trigeminal nevralji gibi belirtileri var. Göz tutulabiliyor, ağız açılması sıkıntıya düşebiliyor, trismus. Ve biz bunda hemen bir optikle bakıp, optik, teleskop yani endoskop, biyopsiyi alıyoruz. Böyle bir kitle görüntüsü var nazofarenkste. Yayılımı ile ilgili hatırlarınızda kalmalı. Bir nazofarenk tümörünün en büyük yayılımı boyun. Tabii göze, kafa içine, burun sinüslere yayılımı da söz konusu. Böyle bir boyun kitlesi ilk başvuru nedeni. Ve %60'ından fazlasının böyle bir boyun kitlesiyle, sert, ağrısız, iltihabı çağrıştırmayan bir boyun kitlesiyle başvurduğunu biliyoruz. Ona göre davranıyoruz. Bu önemli özellikleri karsinom yani epitelyal habis tümör olması, tedavisinin de radyoterapi ile olması, erken evrede %90'a varan bir kontrol oranının olduğunu da söyleyelim. İkinci, burun boşluğu ve sinüs boşlukları tümörleri.
Erkekte iki kat fazla. Tüm baş boyun tümörlerinin %3'ü 40 yaş ve sonrasında görülüyor. En sık nedenleri sigara birinci sırada. Toz, odun tozu, mobilya sanayi, diğer sanayi, nikel işçilikleri, radyoaktif maddeler, deri işçiliği, iritan maddeler sanayi, tekstil kısmında karşılaşıldığında da etiyolojik faktör az da olsa olabiliyor şeklinde bir bilgi. Bu tümörlerin ilk basit belirtilerinden sonra tümörün belirti vermeye başlaması için yaklaşık bir 6 ay geçmesi gerekiyor. Çünkü bu tümörler sinüs boşlukları, burun boşluğu tümörleri önce mukozadan çıkıyor ve kavitenin içindeler. Dolayısıyla doğru dürüst belirti vermiyorlar. Erken belirtileri silik. Etrafa yayılıyor tümör. O zaman izlerini belli ediyor veya daha yaygınlığı artıyor. O zaman daha aşikar oluyor. Sonuçta başlangıç döneminde burunda bazen kokulu kanlı akıntı gibi bir belirti varsa da esas biraz daha ileri döneminde ağrı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı. Burada önemli olanın 40 yaş üstünde bir bireyde tek taraflı, irinli, kokulu, kanlı olabilen bir akıntı olması ve tek taraflı burun tıkanıklığı olmasıdır ki bunu aksini ispatlayana kadar böyle bir tümörü doğrusu düşünmek lazım. Yayılma döneminde de kafa içine ve diğer sinüslere yayılabiliyor. Tedavisi cerrahi, ağırlıklı olarak cerrahi, böyle bir lateral rinotomi gibi bir kesi gerekiyor. Maksillanın hepsinin çıkması gerekiyor. Nazal kavite, sadece nazal kavite sinüsleri ilgilendirmeden nazal kavite tümörlerinde de aynı belirtileri söyleyebiliriz. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burun kanaması, sinüzit belirtileri, ileri dönemde de çift görme, dışarı gözyaşı akıntısı gibi. En sık epitelyal habis tümör, bir nazal kavite tümörü, gene bir burun girişinde tümör, burun cildinde bir diğer tümör. Tedavi cerrahi bazen radyoterapi ilavesiyle ya da rezektab değilse o zaman radyoterapi, 5 yıllık sağ kalım oranı %56-76 arasında değişiyor. Orofarenx, yani yutak bölgesi, ağız içi. Bu bölgede tonsiller, bademcikler var, tümör olabilecek. Boğazın diğer yapıları var. Tonsil tümörleri erkekte tüm vücut tümörlerinin %05'i. Sık görüldüğü yaş 60'lı-70'li yaşlar. Etkenler, alkol, sigara, çevresel faktörler, genetik faktörler, bazı virüsler, karsinojenlere maruz kalma, immün yetmezlik, beslenme bozukluğu gibi sayılabilir. Alkol ve sigaranın başta geldiğini söyleyelim. Lenf düğümü tutulumu %45'inde başlangıçta daha var. Yani boyun kitlesiyle gelebiliyorlar. Spesifik olmayan belirtileri var. Boğaz ağrısı, kulağa yansıyan ağrı, boğazda yaban cisim takılma hissi gibi, boyunda kitle gibi. Geç dönemde bu yutkunma ağrıları artıyor, yutma güçlüğü ilave oluyor, boğuk ses, ağız açılmasının kısıtlanması, kanlı balgam, kilo kaybı ve boyunda kitlenin büyümesi gibi belirtiler ekleniyor. Tedavi cerrahi ve radyoterapi, erken evrede radyoterapi cerrahi tek başına yapılabiliyor, başarıları birbirine yakın. İleri evrede kombine, ikisi beraber uygulanıyor. Bir ağız içi habis tümör. Tonsil kanseri ağız içi habis tümörlerin neredeyse en sık olanlarından biri. Tonsilde biliyorsunuz. Etrafa yaygınlığına göre değişik görüntüler verebiliyor. Şematik görüntü. Bir tonsil tümörü. Bir diğer tonsil tümörü. Tonsil tümörü. Bir başka konu dil kökü. Dilin bir bölü üç arkası.
kötü prognozuyla bilinir. Sıklığı çok fazla değil. Erkenden bilateral, iki taraflı boyun kitlesi, boyun metastazı yapıyor. Tüm dil tümörlerinin %25-30'u da dil kökünden çıkıyor. Etiyoloji sigara, alkol. Biraz geç fark edilebiliyor. Ağrı, takılma hissi, yutkunma sırasında erken belirtilerden sayılıyor ve boyunda kitleyle de birçok hasta erkenden geliyor. Tedavi radyoterapi cerrahi kombinasyonu, erken evrede sadece radyoterapi başarılı olabiliyor. Dudak kanseri erkekte sık, 60 yaş civarında sık ve alt dudakta sık. Sigara, bir de burada farklı bir etiyolojik faktör var. Açık alanda güneşe maruziyet, güneşten etkilenme. Özellikle yani çiftçi ve güneşte çok fazla duran kesimde daha çok oluyor. Tedavisi cerrahi, görülmesiyle biyopsi alınması, tanısı kolay. Genellikle de alt dudakta oluyor. Tedavisi o bölgedeki tümörü çevresiyle beraber çıkarmak. Ama çıkarınca tabii o dudağın hepsi gitmiyor. Yerine yenisi yapılıyor. Böyle bir onarım. Ya da daha büyükse bile tümör, üst dudaktan bir yama alıp gene bunu onarıp estetiği korumak. Daha da büyük olabiliyor. Alt dudağın yaklaşık yarısından çoğu çıkmış çevresiyle beraber ve iki taraftan flap getirilip kapatılabiliyor ve öyle çok da hani bakınca alt dudak yok gibi de, yarısından çoğu gitmiş gibi de görünmüyor. Erken evrede bu tümörlerin, bu tedavileri yapılabilir durumda. Şimdi larynx gırtlak kanseri bir başka konu ve baş boyunda sık olan bölgelerden biri de bu. Burada bir gırtlağın içi görülüyor ve tümör çıkarılmış bir piyes. Böyle bu kadar çıkarılmakla birlikte deliksiz hastanın yaşaması, trakeotomisiz yaşaması mümkün. Bu da öyle bir hasta materyali zaten. Gırtlağın içinde ses telleri var. Diğer bant dediğimiz çıkıntı var. Epiglot kapağı var. Gırtlağın içinde tümör her yerden birden aynı anda çıkmıyor. Mesela bu bölgeden çıkarsa erken itibariyle ses kısıklığı yapıyor. Ses telinin olduğu yerden çıkarsa. Ama üstünden çıkarsa erken belirti ses kısıklığı yapmıyor. Ağrı yapıyor. Yaklaşık yarısından çoğu ses telleri bölgesinin tümörü, yarısına yakını da ses tellerinin üst bölgesinin tümörü. Demek ki hastaların yarısına yakını ses kısıklığıyla gelmeyecek demektir. Basit bir ağrı şikayetiyle gelebiliyorlar bunlar. Tanısı kolay ama artık günümüzde böyle bir endoskop sistemiyle muayene ediyoruz. Hatta kayıt yapıyoruz görüntüleri. 100.000'de 6-8 arası değişiyor. Kadında seyrek. Erkek kadın oranı 5'te 1, 20'de 1 arası değişiyor. Baş boyun bölgesinde sık görülen kanserlerden biri. 50-70 yaş arası. Yarısının ses teli bölgesinden, yaklaşık yarısından çoğunun ses teli bölgesinden glottik, yarısına yakınının da üst bölgesinden, larynx'in girişinden kaynaklandığını söyledik. En önemli etiyolojik faktörler sigara. Burada bir vurgulama yapmak lazım. Relatif risk, sigara içen riski, 1/2 paket içiyorsa normal hiç içmeyenlerden 4,4 kat fazla gırtlak kanseri olma olasılığı. Eğer 2 paket içiyorsa, yarım paket değil 2 paket içiyorsa 10,4 kat fazla. Ve sigara belli bir süre içildikten sonra da risk artıyor. Bırakıldıktan sonra da risk sıfırlamıyor. Hiç içmeyenler gibi olmuyor. Bir süre yavaş olarak seyrediyor geri dönüşü. Onun için bunu düşünmek lazım hep. İkinci faktör alkol. Bazı meslekler sanayi kesiminde
petrol ürünleri, metal plastik işleyen sektör, boya, kokulu boya maddeleri sanayi. Diğerleri burada bazı iritan faktörler, gırtlağın içindeki bazı selim tümöral oluşumlar, marihuana kullanımı, vitaminden düşük diyet, odun tozu, asbest tozu karşılaşması, radyoterapi karşılaşması ve reflü, özofagus reflüsü, mideden yukarı asit sıvısı kaçması larynx'i de ilgilendiriyor. Tümör olma anlamına da ilgilendiriyor yani. Glottik kanserlerin yani ses teli bölgesinden çıkan gırtlak kanserlerinin boyuna metastazları geç, lokal tedavileri mümkün oluyor. Çok defa trakeotomisiz yani kalıcı delik bırakmadan parsiyel ameliyatlara mümkün olabiliyor. Supraglottik tümörler lokal kalma eğilimleri daha az, boyun metastazları yapabiliyor ama bunun da erkenden segmenter yani gırtlağın hepsini çıkarmadan tedavileri mümkün olabiliyor. Bir daha söyleyelim, ses telinden başlayan bir tümör, glottik bölge tümörünün erken işareti ses değişikliği. Ama ses telinin üstündeki bir bölgeden başlayan tümörün erken işareti ağrılı yutma, takılma şeklinde basit bir ağrı, tek taraflı oluyor ki bu önemli başvuru için 40-70 yaş grubu arasında sigara içen bir bireyde, erkek bir bireyde başvuru nedeni olabilmeli. Geç belirti dispne ve solunum sıkıntısı, yani dispne oluyor, solunum sıkıntısı oluyor, öksürük oluyor, boyunda kitle oluyor. Epitelyal kanseri çok sık, görüntüleri tanınmayacak gibi değil, yani endoskopla bakıldığında çok rahat tanınıyor, hiç başka bir uzun tetkike gerek yok. Hasta el verir ki böyle bir şikayetim var, larynx'ime bakılsın desin, hemen bakılabiliyor. Tedavi cerrahi, radyoterapi, iki seçenek var. Cerrahi, gırtlağın bir bölümü çıkarılıyor. Hasta delik kalmadan sesi belli bir ölçüde kullanarak ömür boyu yaşayabiliyor. Total larynjektomi, delik kalarak yaşıyor, sesi çıkmıyor ya da artifisyel cihazla, yapay cihazla konuşuyor. Bunlara boyun diseksiyonu, yani boyundaki lenfatiklerin boşaltılması da ekleniyor. Bir küçük, bu taraf ses teli normal, burada küçük bir tümör. Hastanın boyunda hiç delik açılmadan ameliyatı mümkün mesela bunda. Erken evrede başvurması lazım. Büyük bir tümör, ses teli boydan boya tutulmuş. Tümör gırtlağın içindeki 3 bölgeyi de tutmuş. Gene bir büyük tümör. Total larynjektomi hani çekiliniyor ama mütilasyon, sakatlık bırakma, işte kanül kalma, devamlı sesi kullanamama gibi olasılıkları ama böyle gırtlağın hepsini çıkarıyoruz. Trakea üst ucu cilde ağızlaştırılıyor ve böyle bir stomayla hasta yaşamak zorunda kalıyor. Ama kanserinden kurtuluyor. Böyle de düşünmek lazım. Hepsine kuşkusuz bunun gibi bir ameliyat yapılmıyor. Yaklaşık %60'ına, 70'ine parsiyel larynjektomi yapılıyor. Yani deliksiz oluyor. Trakeotomisiz oluyor. Mesela gırtlağın hepsi çıkarılabiliyor. Yeni yapılan larynx'te hasta biraz ameliyat sonrası dönemi uzun ama trakeotomisiz yaşayabiliyor. Gırtlağın sadece üst bölümü çıkabiliyor. Larynx'in gene bir bölümü çıkabiliyor. Larynx'in ön yarısı çıkabiliyor. Larynx'in içindeki sadece ses telinin bir tanesi derin ya da yüzeyel olarak çıkarılabiliyor. Hatta bu yukarıdan endoskopla girilip yapılıyor çoğu zaman. Ya da endoskopla girilmese bile, boyundan açık teknikle uygulansa bile bu kordektomi çoğu zaman trakeotomisiz yapılıyor. Yani hiç delik açılmadan yapılıyor. Hasta üçüncü gün ya da endoskopik yapılırsa birinci gün evine gidiyor. %90'ın üzerinde de bir sağ kalım oranı var.
hiç de kötü bir rakam değil tibir tümörlerde. %90'ın üstünde lokal kontrol oranı olması. Hipofarenks gırtlağın aşağısında yemek borusu girişindeki bir bölge tümörü. Biraz sorunlu. Sorunu da şundan ileri geliyor. Yaşlı erkek hastalarda ileri evrede belirti veren, geç belirti veren bir tümör. Erken boyun metastazını yapıyor. Sigara, alkol gene aynı şey etken arasında. Boğazında takılma hissi gibi basit bir semptomla, basit bir şikayetle başlıyor. Sonra yutma güçlüğü artıyor. Ses kısıklığı dispne ekleniyor. Tedavisi de basit bir cerrahiyle olmuyor. Onun için söylemek istedim bu bölge tümörünü de ayrıca. Bu bölgenin bir bölgesi daha var ki gırtlağın tam arkası, yemek borusu girişi. Burada lokal kontrol oranı çok düşük. Bu bölge tümöründe de yemek borusunun girişinde bir tümör. Yutma güçlüğü şikayeti oluyor. Gelip geçici, sonra kalıcı olmaya başlıyor. Lokal kontrol oranı düşük. Tedavisi de gene sorunlu. Tükürük bezleriyle ilgili söylersek, ağız içine açılan tükürük kanalları olan tükürük bezleri var. Bunların tümörleri hangileri olabilir? Bir kere parotis bölgesi, yani şu buradaki tümörlerin çoğu selim. Boyundaki submandibüler çene altı tükürük bezinin bir kısmı habis. Sert ağrısız kitle, selim tümörlerde yavaş büyüme, aylar boyu öyküsü var. Habis tümörlerde de hızlı büyüme, çevreye yayılım, cilt tutulması gibi belirtiler var. Bir selim tümör uzun öykülü ise, aylardır var diyorsa muhtemelen selim tümör, mix tümör adı. Submandibüler bezin tümörü. Eğer sert ağrısız kitle hızlı büyüyorsa bunu habis tümör yönünde düşünmek lazım. Parotis tümörlerinde daha az, sonra submandibüler tümörde habis tümör oranı daha çok. Tedavi cerrahi, böyle cildin enfiltre olduğu, tutulduğu, cildin normal gerginliğinin bozulduğu örnekler habis tümörü doğrusu çağrıştırmalı. Ve bunlar da tabii yüz felci de çıkabiliyor, cildin tutulmuş hali. Sonuç, bu tüm bu tümörlerde vurgulamak istediğimiz etkenler arasında birinci sırada tütün var, her türlüsü. Sigara, pipo, püro, nargile, her türlüsü içinde bunun. Birbirinden de çok farkları yok. Alkol, bazı virüsler, radyasyon, ultraviyole, kronik iritasyonlar, baskılanmış bağışıklık sistemi, genetik faktörler diye sayılabilir. Ama birinci sırada tütün olduğunu tekrar tekrar söyleyelim. Ne yapılmalı, hangi semptomlar çıktığında? Burada baş boyun tümörlerinde en çok olan semptomlardan biri yutma güçlüğü, ağrı. Bir diğeri ses değişikliği, bir diğeri kulağa yansıyan ağrı. Bir diğeri de boyunda kitle. Bazıları bunların bir tanesini erken çıkarıyor, bazıları bir diğerini erken çıkarıyor. Ama bunlar erken başvuru nedenleri, dikkat edilmeli. 40-70 yaş arasındaki bireylerde özellikle bunlardan herhangi biri varsa başvuru nedeni olmalı. Eğer lokal yayılım olmadan, boyundaki lenf metastazı yayılımı olmadan erken başvurulabilirse çoğunun da prognozları iyi, sağ kalım oranları yüksek. Bunu da söylemek isteriz. Teşekkür ediyorum. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Başkanı ve Kurucusu Sayın Profesör Doktor Ahmet Karasalioğlu hocamıza teşekkür ediyoruz.
Değerli misafirler, şimdi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı ve Başhekimi Sayın Doçent Doktor Ergülhan Gültekin hocamızı bademcik ve geniz eti hastalıkları ve tedavisi üzerine konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, çok değerli Gelibolu misafirler, Gelibolu misafirlerimiz, bu soğuk Gelibolu akşamında bizleri yalnız bırakmanız için öncelikli olarak çok teşekkür ediyor, saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi Ahmet Hocam birazcık can sıkıcı konudan bahsetti, kanserden. O yüzden o konudan birazcık daha uzaklaşarak, daha güncel ve sıklıkla karşımıza çıkan üst solunum yolu hastalıklarından birazcık bahsedeceğim. Bayan misafirlerimiz de fazla, o yüzden birazcık böyle çocuklara yönelik, yani çocuk hastalıklarına yönelik hazırladım. İnşallah faydamız dokunur. İlk önce soğuk algınlığı diye halkımız arasında bilinen, çocuklarda çok sık görülen ve etkinliğin rinovirüs dediğimiz bir virüs olan bulaşmasının da daha çok ağız ve üst solunum yollarıyla direkt temasla ya da indirekt temasla geçen hastalıktan birazcık bahsedeceğim. Bu hastalığın inkübasyon süresi, başlangıç süresi 2 ila 5 gün arasında devam etmekte. Belirti ve bulgularına gelince daha çok hepimizin çocuklarla karşılaştığı gibi nazal akıntı dediğimiz burun akıntısında artma, sulu ve pürulan bir şekilde dediğimiz sümüksü şekilde akıntının olması, bebek ve küçük çocuklarda daha çok ateş, burundaki membranlarda ödem ve şişliğe bağlı tıkanıklık, daha çok boğaz ağrısı, hapşırma, faringiyel dediğimiz geniz tarafındaki sekresyonun arkaya doğru akmasından kaynaklanan öksürük, boğaz bölgelerindeki şişme ve bebekler her zaman için birazcık daha semptomları fark ettirebilir bebeği olanlarda. Bunlar da sekonder olarak kusma ve diyarede soğuk algınlığına eşlik edebilir. Peki bu soğuk algınlığını ile karşılaştığımız zaman hemen doktora başvuralım mı? Doktora gitmemizi gerektiren nedenler, daha çok dikkat etmemiz gereken şeyler, 39 dereceyi geçen ateş. Bu ateş özellikle çocuklarda çok önemli. Yani yaşadığı hastalıktan ziyade anlar, bu çocuğun yüksek ateşinin önüne mutlaka geçmemiz gerekiyor. Onun yanında ne var? Devamlı bir kulak ağrısı olursa, boğazında yutkunurken zorlanma olursa, nefes alırken ağrı varsa, devamlı ve sürekli bir şekilde balgam ve öksürüğü varsa ve hocamın dediği gibi lenf bezlerinde, yani boğaz bölgelerindeki lenf bezlerindeki herhangi bir şişlikle karşılaştığımız zaman, o zaman hiçbir şekilde ihmal etmeden lütfen doktora götürelim. Bunun tedavisini ne yapmamız gerekiyor? Bunun aslında spesifik bir tedavisi yok. Bunun semptomatik olarak tedavi dediğimiz nemlendirme, hidrasyon, burna serum mu fizyolojik var mı? Serum fizyolojik verme ve en başta belirttiğim gibi eğer ateş varsa ateş düşürücünün verilmesi. Bu enfeksiyonlar virüslere bağlı sıklıkla geliştiğini söylemiştik. O yüzden bunlar 3 ila 7 gün içerisinde iyileşirler. Halk arasında hatta bunlara şöyle denir, yani İlaç, biraz sonra söyleyeceğim, İlaç alırsam 7 günde, ilaç almazsam bir haftada iyileşir sözü buradan kaynaklı. Yani bir hafta içerisinde bunlara istirahatle, dinlenmeyle, sulu gıda vererek
ve ağrıları ve ateşleri olduğu zaman analjezik ve antiinflamatuarlarla rahatça bu soğuk algınlığından kurtarabiliriz. Peki çocuklarda sıkıntılı olan bir durum, bunlar nezle grip olduklarından dolayı burun pasajları dediğimiz nefes almalarını rahatlatmamız gerektiği için küçük çocuklara da dekonjestan dediğimiz burun açıcılarını vermemiz gerekiyor ki semptomları rahatlasın. Bunların şurup olarak ağızdan verilendikleri de maddeleri de var. Yalnız bunlar lokal, yani buruna damlattığımız kadar etkili bir şekilde açmazlar. Eminimleri daha düşüktür ve birazcık daha yan etkileri fazladır. O yüzden lütfen bu çocukların nefes alması için dekonjestanlarda bu soğuk algınlığı döneminde kullanılabilir. Öksürük kesicilere gelince her zaman devamlı sıklıkla sorulan öksürük kesiciler verilebilir. Ancak bu öksürük kesicilerde çok önemli konulardan bir tanesi, bunlarda %22'ye kadar çıkabilen alkol var içerisinde. O yüzden bunların yan etkilerinden etkilenilmemesi için bunları doktora danışmadan vermemek gerekiyor. Ve hatta elinizde de öksürük kesici olarak eczanelerden aldığınız şuruplar olabilir. Bunların içerisindeki etken maddeleri bilmediğiniz için lütfen bunları da çocuklardan uzak yerlerde tutalım ki kendi başlarına şip sıkıntılı duruma yaşamayalım. Burada soğuk algınlığında dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de antibiyotik kullanımı. Bunları kesinlikle antibiyotikleri gereksizce kullanılmaması gereken hastalıklarımızdan bir tanesi bu soğuk algınlığıdır. Bunların gereksiz kullanımıyla antibiyotiklere olan direncin gelişmesi ve bundan sonra gelişebilecek daha önemli hastalıklarda zararlı olmaması için lütfen doktora danışmadan, demin saydığımız şeyleri görmeden, doktora götürmeden antibiyotiği soğuk algınlığı hastalığında başlamayalım. Bu yanlış inanışlardan bir tanesi de, ya şu bu soğuk algınlığı ama bundan sonraki üzerine bir bakteri enfeksiyonu gelişmemesi için antibiyotik kullanalım diye bir yanlış algılama var. Lütfen bu da yapılan çalışmalarda bakteriyel enfeksiyon gelişmesini de verdiğimiz antibiyotiğin önlemediğinde ile ilgili çalışmalar da var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bebeklere rahatlatmak için ne yapmamız gerekiyor? Başlarının yükseltilmesi, yatağının başlarının yukarıda tutması, arkaya doğru geniz akıntısını engel olacağı için çocukların daha rahat nefes almasını ve daha rahat bir şekilde hastalığı geçirmesini sağlar. Aspirasyon ve buhar uygulamaları bu çocuğun birazcık daha, yani temizliği, burnunun temizliği ve onlara buhar verilmesi birazcık daha rahatlatır. Serum fizyolojik dediğimiz burun damlaları serum sularla da burnların yıkanması çocuğu rahatlatır. Ve bunlara yeterli bir sıvı, hidrasyon dediğimiz yeterli sıvının verilmesi gerekiyor. Çocuklar bu dönemlerde iştahsız olabilirler. Bunlara hoşlandığı şeylerin verilmesi, sıvıların sıvı açığını kapatması verilmesi gerekiyor. Ve bunların da daha çok bu şekilde korunmak için bu soğuk algınlığı, nezle gripli olan hastalardan uzak durulmasının sağlanması gerekiyor. Peki bu çocuklarda sık görülmesiyle sık görülebileceğini ve kreşe gittiklerinde bunun daha çok artabileceği, 5 yaşından sonra bağışıklık sistemleri gelişeceği için de bunları daha rahat atlatabileceğini bilmeniz gerekiyor. Çok fazla bununla ilgili dediğim gibi yanlış davranışlara gidilmemesi gerekiyor. Tekrarlayan üst solunum yolu dediğimiz gibi çocuklarda birazcık daha fazla oluyor. Çünkü 3 yaşından küçük çocuklarda birazcık daha gelişmediği için immün sistemlerinin koruyucu mekanizmaları gelişmediği için bunlar da birazcık daha sık görülebiliyor. Doktora gidildiği takdirde bunlara daha fazla tedavi yapılabilir, antibiyotiği yapılabilir, hastanelerde gözlem altında tutulabilir ve gerekli işlemler doktorlar tarafından yapılır. İkinci vurgulayacağım hastalık akut faranjit dediğimiz faringeal tonsilleri de içen bu bölgenin enflamasyonu hastalığıdır. Bu hastalığı faranjide daha çok A grubu beta hemolitik streptokok dediğimiz bakteriler yol açar. Bunun tedavisinde
bakteriyel olduğu zaman şimdi anlatacağım gibi birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü A grubu beta hemolitik streptokoklar, akut romatizmal ateş, kalp romatizması, eklem romatizması, sinir sistemi inflamasyonu gibi, böbreklerde nefrit gibi enfeksiyonlara yol açabileceği için bu hastalıkta birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Faranjit de en sık 4 ile 7 yaş arasındaki yaşlarda rastlanıyor ve bu devamlı yaygın olarak halk arasında bademciklerin olup olmaması, bademcikleri alırsak o olur mu, işte faranjit olur mu, yoksa bademcikleri alırsak bu hastalıktan kurtulabilir mi gibi şeyler var. Yapılan çalışmalarda bademciklerin olup olmaması faranjitin sıklığını, seyrini ve komplikasyonların gelişinin etkilemediği görülmüş. Belirti ve bulguları hafif ve ağır olmak üzere iki şekilde görülebilir. Ve bunlar da aynı şekilde nezle soğuk algınlığındakine benzer bulgularda. Yutarken boğazda ağrı, kulağa vuran ağrı, gene boyun bölgesindeki lenf bozlarında büyüme ve hafif belirtiler içerisinde subfebril dediğimiz 37-38 derece arasındaki ateş ve boğaz bölgesindeki kızarıklık, ödem ve gelişir. Hafif olanlarda komplikasyon fazla görülmez. Ciddi enfeksiyon belirtileri olduğunda 39-40 dereceyi bulur ateşimiz. Göreceli olarak nabızları birazcık daha yavaşlar. Boğazlarında, damaklarında şişlik, ödem vardır. Sekresyon dediğim birazcık daha pürülen hale gelir ve soluk bir yüz ifadeleri vardır ve bu hastalarda komplikasyon daha sık gelişmeye görülebilir. Bunlarda eğer viral enfeksiyonsa faranjitte enkübasyon süresi birazcık daha 3-4 gün gibi uzundur. Fakat streptokokal enfeksiyon varsa bu daha kısa sürede olur ve hastalık daha hızlı ilerler. 2 gün gibi bir inkübasyon süresi vardır. 5 yaşın altındaki çocuklarda viral olma olasılığı daha yüksektir. Bakteriyel olarak başlayan veya sekonder olarak bakteriyel olan bu enfeksiyonlarda işte bunlarda iyileşme süresi uzundur ve 10 günü aşar. Dediğimiz gibi diğer soğuk algında 7 gün değil, birazcık daha uzun olur ve bunlarda mutlaka antibiyotik başlanması gerekir. Tabi doktor kontrolünde ve verilecek ilaçlarda bunlarda ilk tercih edilecek ilaçlarımız penisilin grubu ilaçlardır. Tanı için bunlarda boğaz kültürü dediğimiz boğazdan sürüntüyle alıp bu beta hemolitik streptokokları tespit yöntemi vardır. Ancak buradan streptokokların üremiş olması da tanı için yeterli değildir. Yani kesin değildir. Çünkü çocuklarda streptokok taşıyıcılığı dediğimiz bir durum da vardır. Yani hasta olmadan da bu çocuklar streptokok bir şeyini, bakterisini ağzında taşıyabilirler. Tanı için tabii bunu yapmak gerekir ama kesinlikle de tam tanıyı koymada yeterli değildir. Viral faranjitlerde antibiyotik kullanmaya gerek yoktur. Bunun da dediğim gibi belirtilerle ve bulgularla anlayabiliriz. Ve bunlara da aynı şekilde biraz önce soğuk algında belirttiğim gibi bol su, dinlenme, istirahat ve hidrasyon ve ağrısı, ateşi varsa da antibiyotik verilmeli. Antibiyotik başlandığında da 10 güne mutlaka tamamlanmalıdır. Bunlara ateşlendiği zaman yatak istirahatine mutlaka alınmalı. Soğuk ya da soğuk olmaz ılık kompreslerle ateşinin düşürülmeli. Büyük çocuklarda boğaz rahatsızlığı azaltılması için bunlara tuzlu sularla gargara yapılması rahatlatır. Bu çocukların zaten iştahları mutlaka kesilecektir. Zorla yemek yedirmeye çalışılmamalı ancak bunların sıvı almaları, bol sıvı almaları mutlaka desteklenmelidir, hidrasyonları. Tedavide önemli nokta dediğimiz, devamlı vurguluyorum, antibiyotiklerin doğru kullanılması gerekiyor ve bunların süresinin ve zamanının iyi ayarlanması gerekiyor. Bu da doktor kontrolünde olması gerekiyor. Üçüncü anlatmak istediğim hastalık, kısacık bademcik iltihabı dediğimiz tonsillit. Bunlar da faringeal kavitede yer alan lenfoid dokulardır ve bunlar
çocukların veyahut da patojenlere karşı, mikroorganizmalara karşı filtre görevi dediğimiz süzme görevi, mikroplarla savaşma yeridir kısacası. Ve buralarda antikorlar üretilir. Çocuklarda bademcikler daha büyüktür. Çünkü buradası koruyuculuğu, çocuklardaki koruyuculuğu sağlayan ilk bölgelerden birisidir. O yüzden bademciklerine bakarak bazen geliyorlar tabii şeye, ya bademcikleri çok büyük bu çocuğun, aldıralım mı diye. O yüzden eğer ki onu kararını alma kısmında da anlatacağım, solunumu etkilemiyorsa, onunla ilgili bazı belirtiler ve bulguları kapsamıyorsa bademcikleri sadece büyük diye alınmaması gerekiyor. Tonsilit genellikle faranjitle beraber görülüyor. Bu aynı şekilde faranjitteki bir hem viral hem de bakteriyel olabiliyor. Ve solunum çocuklarla bu etkenlerle çok sık karşılaştırdığı için en sık görülen enfeksiyonlardan bir tanesi. Palatin tonsil dediğimiz bademciklerin olduğu tonsiller eğer büyüdüğünde solunum yolunda sıkışıklığa neden oluyor ve nefes almayı ve beslenmeyi zorlaştırıyor. Çocuklar yutkunmada ve soluk alıp vermede güçlük çekiyorlar. Adenoid dediğimiz geniz bademciğinde ise büyüme oluştuğunda burnun arka kısmını kapattıkları için, bloke ettikleri için burundan boğaza hava geçişi bozuluyor ve çocuklar ağızlarından nefes almaya başlıyorlar. Geldiğinde doktorların size sorduğu çocuğun uyurken ağzının açık olmadığı ve horlamasıdır dikkat ederseniz. O yüzden geniz bademciği büyüdüğü zaman buralardaki yaptığı tıkanıklıktan dolayı birazcık daha bu belirtilere yol açıyorlar. Şöyle özetleyebiliriz. Bademciklerimiz geniz bademcik, farenksteki farengeal tonsiller dilin ilk kenarındaki lenfoid dokulardır. Küçük dilimiz, dilimiz. Geniz etimiz ise şuradaki adenoid dediğimiz yumuşak damağın hemen arkasındaki, burnun arkasındaki yerdir. Buranın büyümesi dediğim gibi solunumu birazcık daha fazla etkiler. Bademcikler burada, geniz bademcikleri de burada. Burada biraz kalınlık gözüküyor ama işte bademcik iltihabında çocukların ağzını tamamen bu şekilde kızarır. Üzerlerinde beyaz lekelenmeler başlar. Bu mutlaka ve mutlaka doktora götürüp antibiyotik veya tedavisinin sağlanması gerektiğini gösterir bize. Palatin tonsilitteki bulgular yine kısaca özetlemiş olarak yüksek ateş, leterji dediğimiz huzursuzluk, laboratuvarda lökosit sayısında artma olur. Tonsiller iltihaplı ve kriplidir, parlak kırmızıdır, boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü vardır. Adenoid tonsiller dediğimiz geniz etinin bulgularında ise ağız solunumu vardır. Yine ateşi, huzursuzluğu, boğaz bölgesinde ağrı ve ödem, işitme güçlüğü bunlarda oluşabilir, konuşma güçlüğü olabilir. Östeki borusu dediğimiz kulakla genizi bağlayan borundaki tıkanıklığa bağlı işitmede azalma meydana gelebilir. Genişlemiş adenoid doku uykuda apne dediğimiz nefeslerinin kısa süreli durmalarına neden olabilir. Bunların tedavileri de eğer anlattığım gibi eğer etken viralse yine semptomatik. Semptomatik dediğim yine aynı şekilde istirahat, hidrasyon, dinlenme ve antibiyotik. Bakteriyel ise mutlaka faranjitte dediğim gibi penisilin içeren doktor kontrolünde tedavi. Yüksek ateşi mutlaka düşürmemiz gerekiyor. Ağrı için de analjezik vermemiz gerekiyor. Tonsillektomi dediğimiz şey nedir? Palatin tonsillerinin çıkarılmasına tonsillektomi, faringeal tonsillerin yani adenoidin çıkartılmasına da adenoidektomi diye adlandırıyoruz. Bunların indikasyonları nelerdir? Endikasyon derken yani hangi çocukta bademcikleri veya yetişkinde alacağız, hangilerini de almayacağız. Bunları kabaca kesin endikasyonlar ve relatif endikasyonlar yani nispi endikasyonlar diye ikiye ayırıyoruz. Kesin endikasyonlarımız malignite şüphesi yani kanser varsa ya da
kalp yetmezliği ya da akciğerlerinde korpulmoner dediğimiz akciğer yetmezliğini geliştirecek kadar büyümüş bademcik veya geniz etleri varsa bunlar kesinlikle hiçbir şeye dokunmadan, sorulmadan alınması gerekli endikasyonlardır. Relatif endikasyon dediğimiz daha çok bizim polikliniğimizde karşılaştığımız, getirdiğinizde çocukları rekürren yani sık tekrarlayan enfeksiyonlardır. Bunların sayısı nedir? Bir yıl içerisinde gerçekten demin verdiğimiz, saydığımız bulguları bir yıl içerisinde 7 kez yapıyorsak yahut da 2 yıl arka arkasına gelen 2 yıl içerisinde 5 kez oluyorsa veyahut da 3 yıl üst üste 3 kez tonsillit atağını geçiriyorsa burada relatif endikasyonları çaresinden peritonsiller apse dediğimiz o bademcik bölgesinin etrafındaki apsenin olması, nefes darlığı, horlama, uyku apnesine yol açan geniz büyüklüklere ulaşması, medikal tedavi ile düzelmeyen kötü ağız kokusuna yol açan tonsillerde enfekte debris birikimi yani kötü koku olması da relatif endikasyonlar arasında. Geniz etini peki ne zaman alacağız? Geniz eti de aynı şekilde kronik obstrüksiyona yol açacak yani tıkayıcı yapacak kadar büyükse obstrüktif uyku apnesi dediğimiz gece uykularında nefesini durduracak kadar büyükse üst solunum yolu direnç artışı dediğimiz akciğerlerle ilgili solunum enfeksiyonuna yol açıyorsa yutma güçlüğü ya da konuşma bozukluğuna yol açıyorsa ya da anormal dentofasyal gelişimine neden olan yani dişçilerin ortodontistlerin daha çok görüp tespit ettiği yüz gelişimine yol açıyorsa horlama ve devamlı zor solunumla aşıyorsa da bu sefer geniz etlerini almamız gerekiyor. Bizim üst solunum yolları ile ilgili size kısaca anlatmak istediklerim bunlar. Koruyucu hekimlikte mümkün olduğu kadar kısa ve özet geçmeye çalıştım. Hepinize çok teşekkür ederim. Kulakla ilgili size yapacağız. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Başhekimimiz Doçent Doktor Erdoğan Gültekin hocamıza güzel sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı ve kurucusu Sayın hocamız Profesör Doktor Sefa Dereköy'ü çocuk ve yetişkin yaş gruplarındaki işitme kayıplarında erken tanı ve tedavi isimli konuşmasıyla davet ediyorum. Teşekkür ederim. Fıkra bu ya, ağanın canı çekmiş, bir musiki dinleyelim istemiş. Valiyle de görüşmüş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı Bayburt'a davet etmişler. Orkestra muhteşem bir konser vermiş. Bayburt halkı dinlemiş. Çıkışta ağa birine sormuş, nasıldı konser demiş, beğendin mi? Vallahi ne dediler bilmem ama ağam demiş. Bayburt, Bayburt olalı böyle zulüm görmedi. Şimdi görüyorsunuz kısa süreli dinlemesi bile zor. 6 sene dinliyorlar, sözlü oluyorlar, sınav oluyorlar. Üstüne 4 sene ihtisas yaparken amiyane tabirle hademenin yapacağı işleri yapıyorlar, paspas yapıyorlar, hasta temizliyorlar, ondan sonra hekim olup inşallah dayak yemiyorlar. Şimdi işitme sistemi, kulağımız böyle bir yapı. Dış kulak dediğimiz bölüm, kulak kepçesi ve
yaklaşık olarak parmağımızın girebildiği kadar olan 2-2,5 santimetrelik bir kanal. Dış kulak. Orta kulaksa kulak zarından itibaren beyine kadar giden iç kulak dediğimiz yapıya kadar olan yer. Burada kulak zarıyla beraber kemikçikler var ve iç kulak sıvalarına kadar giden yapılar var. Ne muhteşem bir yapı, değil mi? Ben desem ki şurada kablolarla cihazı biz geldiğimizde rastgele burada bulduk. Kim inanır? Orta kulak. İç kulağa baktığımızda orta kulağın sonrasındaki salyangoz ve denge sistemiyle beraber ortaya çıkan bir yapı. Evet, işitme sistemi bu. Biz biliriz ki bir çocuğa hitap edilmezse işitmeyi ve konuşmayı başaramaz. Birisinin hitap etmesi lazımdı. Acaba ilk insana kim hitap etti? Evet, böyle muhteşem bir yapı. Şimdi dış kulak yolu eğri bir yapı çubuk gibi uzun ve sert cisimler dış kulak yolunu yaralar. Onun için pamuklu çubukla temizliği önermiyoruz. Hatta bazen hanımlar ev işi yaparken bazı şişleri ellerindeki keskin şeylerle o kaşıntılarını almaya çalışırlar. Kaşıntılar azıcık sinirseldir. Onun için hanımları sakin tutmak lazım. Bir insan kendi sağlığına dikkat ederse hasta olmayabilir. Bu bütün hayat boyu mümkündür. Hamileliğimizde yediğimize içtiğimize dikkat edersek, biraz önce Sayın Ahmet hocamızın, Erdoğan hocamızın anlattığı gibi o konularda hastalanmadan koruyabilirsek ki bu mümkündür. Lütfen koruyucu sağlık hizmetine çok dikkat edelim. Bu açıdan siz buralara pamuk sokmayın, örgü kesici şeyleri sokmayın. Hatta bazen çok hızlı bir ses duyarsınız, bir refleks gösterirsiniz, kulak zarınızı delersiniz. Bize bu şekilde çok sayıda hasta gelir. Şimdi kulak kiri adını verdiğimiz bir kulak salgısı var. Buna biz serumen buşonu ismi veriyoruz. Ancak bu serumen buşonu aslında asidiktir ve mikroplardan koruyucudur. Muhteşem bir mekanizmadır ki kulak zarının önünden itibaren dışa doğru kendiliğinden temizler. Aslında kör bir kuyu olan yapı muhteşem bir temizleme mekanizmasıyla gelir. Ama bu bazen bozulur bu temizleme mekanizması. Nasıl? Rüzgarlı havalardan gelen ufak tefek çöpler bizim kulağımızı temizlemeye uğraşırken pamuklar bu otomatik mekanizmayı bozar, burada birikim yapar ve kirlenir. O halde buna çok dikkat edeceğiz. Normalde banyo yaparken kulakları tıkamak gerekmiyor. Havlu ucu ile girdiği kadarıyla hafifçe temizleyerek çıkmak, çok uğraşmamak gerekir. Özellikle havuz ve kirli bir deniz suyunda başı suyun içine sokmamalı. Çünkü o basınçla beraber mutlaka kulaklarda bir zarar olacaktır. Fazla başı sokmadan, dalmadan yüzmeliyiz. Hatta havuzdaki dezenfektan kullanan, o mikropları temizleyen özellikteki ilaçlar normal kulak yolunu bozar ve mikropların daha kolay yerleşmesini sağlar. Otitis externa diyoruz, dış kulak yolu iltihabı. Dikkat ederseniz aşırı ağrılıdır yapıdan ötürü. Mutlaka doktor görmeli. Kulağı ekstra kaşımamalı. Bakın, eğer kaşırsanız daha kötü bir hale gelebilir. Efendim, anne sütü haricinde yabancı maddeler damlatılmamalı. Belki anne sütünün, hani hiçbir şey yoksa, ama çok değişik şeylerle geliyor hastalarımız. O komşu şunu verdi, bu komşu bunu verdi. Hayır, çok süratle doktora başvurmalı ve onun verdiği kullanılmalı. Asla kulağa bilinmedik yabancı maddeler kullanılmamalı. O yapı daralmıştır iltihaplarda.
Bu nedenle ilaç gitsin diye küçük pamuk sargı bezleri koyarız biz. Onun üzerinden damlatarak siz bu işi yaparsınız. Kendi halinde o fitiller daha sonra dışarı çıkar. Ben dayanamadım, çıkardım derseniz damlalar içeriye gitmez. Ve böyle bir iltihaplı kulakta mutlaka banyoda sudan kaçınmalı, deniz ve havuza bir daha girip daha kötü hale gelmesini engellemeli. Kulak kepçesinde çeşitli tümörler çıkıyor. Yüz bölgesinde, baş bölgesinde güneşin ultraviyole etkilerinin değiştiğinden beri çok sayıda kanser çıkmakta. Artık eskisi gibi değil. O nedenle belirli saatlerde güneşin altında kalmamaya çalışmalıyız. Buna rağmen kulak kepçesinde bazen çeşitli tümörler çıkabiliyor. Bunların biz ameliyatlarını gayet başarılı olarak yapabiliyoruz. Resimde gördüğünüz gibi normal haline getiriyoruz. Bunlar küçükken derhal doktora başvurmalı. Yine çevredeki çok bilmiş insanlarımız, komşularımız haklı olmasınlar. Siz hastanelere başvurun ve çok kısa da bunları ameliyatla almak gerekir. Eğer bunlar ameliyatla alınmazsa uygun şekillerde bütün beyni de burnu da ortaya koyacak şekilde hasara uğrayabilir. Bu şekilde çok hastamız var. Bunları çok da büyütmemek lazım. Küçükken tedavi ettirmek lazım. Enfeksiyonlara geldiğimizde orta kulak enfeksiyonları birkaç gün içerisinde başlayıp birkaç hafta kadar uzayan akut dediğimiz tipleri vardır. Bir de daha uzun süren kronik dediğimiz tipleri vardır. Bakın akut bir iltihapta kulağımızda yine ağrı olur. Kulak zarımız bu hale gelir. Ne kadar şişer. Kronik dediğimizde kulak zarı delinmiştir. Akıntılar vardır. Daha farklı problemler yaşarız. Zaman da uzamıştır. Peki bu tür enfeksiyonlarda ne yapacağız? Mutlaka hemen doktora. Şimdi bu ilk andaki şişkin halinde doktora gitmezseniz ömrü billah kulağınızda uzun süreli bir enfeksiyon ortaya çıkar. O zaman da bunu ancak ameliyatlarla temizliyoruz. Özellikle bu bölgede muazzam sayıda kronik kulak hastalıkları var. Ve bunlar beyin çok yakın, yüz siniri çok yakın. Bunları mutlaka hasarlıyor, işitmeyi kötüleştiriyor. Siz çocuklarınızı ve kendinizi bu ilk anda doktora gösterip takip ettirerek bunları önleyebilirsiniz. Biz İngiltere'ye, yurt dışına gittiğimizde İngilizlerin bu tür uzamış kulak enfeksiyonlarına rastlamadıklarını gördük. Niye? Çünkü zamanında tedbir alıyor. Öğrencilerine bu tür hastaları gösteremiyorlar bile. Dediler ki biz sizi ziyaret edelim, sizdeki hastaları görelim. Şöyle söyleyelim, biz bu ameliyatları yapa yapa Türkiye Cumhuriyeti kronik orta kulak hastalıklarına yapılan ameliyatlarda en yüksek seviyede kaliteyi sağlayandır. Orta Doğu'daki yakınlarınıza, Doğu'daki yakınlarınıza, Afrika'daki yakınlarınıza ki şu anda Türkiye, Balkanlara ve Türkiye Cumhuriyetlere, Orta Doğu'ya ciddi manada sağlık hizmetleri sunmaktadır. Kaliteli hekim hizmetleri sunmaktadır. Şunu bilin ki orta kulak enfeksiyonlarının en iyi tedavisi ülkemizde yapılıyor. Bazen bakıyoruz Amerika'da gidiyorlar, İngiltere'ye hiç gitmesinler, hepsine tavsiye edin. Bu ülkede muazzam şekilde çok sayıda karşılaşıldığından ötürü tedavisi en iyi şekilde yapılıyor. Şimdi ilaç verildiği zaman özellikle antibiyotik 5 gün kullanmaya gayret etmeli. Hemen kesmemeli çünkü hemen nükseder. İlaç bittikten sonra acaba kulağım ne hale geldi onu iyice takip ettirmeli. Kulak zarı delikse ona su kaçırmamalı. Uzamış ve tedavi edilmemiş bu iltihaplar nihayetinde işitme kaybı yapar. Bir de şunu çok söyleyeyim, bu tür çocuk enfeksiyonlarında bakıyorum çocuk sağlığı hastalıkları hekimlerine gidiliyor. Şundan emin olun, kulak yapıları çocukta da
en tecrübeli olarak kulak burun boğazcılarca değerlendirilir. Bunu unutmayın. Çocuğunuzun üst solunum yolunda bir problem varsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanı görsün. Şimdi kronik otit dediğimiz yapı öyle kötü ki çevresinde beyin olduğu için o kısma enteresan yayılımlar yapar, menenjit beyin iltihaplarına gidebilir. Dolayısıyla bu tür hastalıkları olanlarda eğer şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, bulantılar, kusmalar, yüz felçleri varsa hemen daha hızlı, acille gitmeli. Bu memlekette çok sayıda bu tür enfeksiyonla karşılaşıyoruz. Lütfen çevrenize duyurun. Yine yüz siniri felçlerinde bakıyoruz nöroloji, sinir hastalıklarına gidiyorlar. Halbuki yüz siniri bütün seyri boyunca %95 kulak burun boğaz bölgesinde seyreder. Dolayısıyla yüz siniri felci olan bir hastanın yüzü değişik bir hale gelmiş. Bunu mutlaka yakınınızda görürsünüz. Bir kulak burun boğaz doktoru tarafından görülmemesi o hastanın büyük bir talihsizliğidir. Talihsizdir o hasta. Bazen hekimler de atlar. Benim gücüm yetiyor diye. Ancak kulak burun boğazcıya mutlaka yüz siniri felci olan insanlar gözüksün. Atmosferden etkilenir. Basınç değişiklikleri kulakta enteresan etkiler yaparlar. Mesela su altına dalışlarda, uçaklarda, dış kulak yolu yaralanmaları, zar delinmeleri, orta kulakta sıvı birikimleri, kemikçikteki bazı problemler, nihayet iç kulak sıvılarının dışa açılması gibi olaylara rastlayabiliriz. Bu takdirde kulaklarımızda çok ağır bir ağrı, dengesizlik halleri, işitme kaybı ve uğultu olur. Bu açıdan özellikle nezle, grip gibi halimiz varsa, sinüzitimiz varsa biz seyahatlerden uzak durmalıyız. Bu yüksek tepelere tırmanırken de rakımlarda başa gelebilir. Özellikle de şu son dönemlerde uçak seyirlerinde de bir devlet büyüğümüzün böyle nezleli bir halde uçak seyahatine çıkmasından ötürü işitme yönüyle bir kulağını da hasarladığını çok iyi biliyoruz. Lütfen nezleliyken tedavi ettirmeden seyahate çıkmayın. Erdoğan hocamız çocuklarda geniz etini anlattı. Geniz etiyle beraber çocukların kulaklarında sıvı toplanması olur. Buna biz bazen seroz otit, bazen efüzyonlu otit deriz. Bu tip tabirleri duymuşsunuzdur. Kulaklarda yapışkan zam gibi çeşitli sıvılar toplanır. İşte halleri budur. Biz böyle görürüz. Teşhisi böyle koyarız. O takdirde kulaklara bazen tedavi yetmez. İlaç tedavisi. Tüp yerleştiririz. Bazen bize hastalar, hocam bu nasıl tüp? Hani bu ipragaz değil. Böyle büyük bir tüp değil. Neticede böyle milimetrik, küçücük, makara şeklindedir. Bunları uygun olarak yerleştiririz. Bademcik ameliyatının, geniz eti ameliyatının ve kulak tüpü ameliyatının usulüne uygun yapıldığında ileri döneme yönelik uzun süreli vücuda bir hasarı, bir zararı yoktur. Birçok hasta bunu sorar. Acaba bademcik ameliyatı olduk ne olur? Yapılan çalışmalarda en çok lenfomadan korkulur, lenf düğümü kanserinden. Bu tür ameliyatı olmuşlarla olmamışlar arasında hiçbir fark yoktur. Bu tür bir hastaya hekim biz hastanıza tüp koyacağız diyorsa mutlaka uyunuz, gereğini yapsın. Bakın yapılmazsa neler oluyor? Kulak zarı ne hale gelmiş? Daha sonra tabii sağırlık ortaya çıkıyor. Bunlar tedavi edilebiliyor ama eğer işitme kaybı sinir bölgesinde ise, yani şu iç kulak salyangoz beyne doğru giden taraftaysa, o takdirde herhangi bir ilaç veya ameliyatla geri dönmüyor. İşitme cihazları kullanıyoruz. Son dönemde birçok işitme cihazımız var. Ne yazık ki gözlükçüler çok şanslı, göz hekimleri şanslı.
icibili bicili, renkli renkli gözlükler kullanarak onlar rahatlıkla çocuklara hitap edebiliyor. Ama biz edemiyoruz. Mutlaka işitme cihazı kullanılmalı. Bu çok önemli. Ani olarak bir kulağınızda işitme kaybı başlarsa bu bir kulak burun boğaz acilidir. Tek taraflı işitme kaybından korkun ve mutlaka çok kısa da hekime başvurun. Çok şükür 2004'lü yıllarda yapmış olduğumuz bizlerin yayınlarıyla kongrelerde, çünkü 1990'lı yılların başında başlamıştı Amerika'da işitme taramaları. Bizde de daha sonra 2004'lü, 2006'lı yıllarda başladı. Artık çocuklar işitiyor mu, işitmiyor mu bu taramalar yapılıyor. Nihayet üniversite hastanelerinde bir daha test ediliyor. Ancak bebeklerin çok süratle işitmeyi kazanması lazım. Çünkü görme gibi değil, işitme duygusu çok önemli. İşitmeyle beraber zeka ve sosyal faaliyetler gelişiyor. Eğer onlar duymazsa bu noktalarda sorun olur. Şu anda Trakya Üniversitesi'nde biyonik kulak dediğimiz bu yapı en ileri teknoloji kullanılabiliyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde de eğer hastalarımızdan başvuru olursa biz de başlayacağız. Çocuklar işitme kaybını söyleyemez. Ne yapar? Televizyonun yakınına geçer, sesini açar. Çocukları bu yönüyle takip etmek gerekir. Tek taraflı işitme kaybı, uğultu, baş dönmesi beyin tümörüne işaret edebilir. Baş dönmeleri şeker, tansiyon gibi hastalıklara bağlı olabileceği gibi iç kulak hastalıkları nedenli de olabilir. Bunların mutlaka kulak burun boğaz doktoruna başvurması lazım. Menenjit ya da kaba kulak geçiren hastalarımız bir süre sonra işitmesini kaybedebilir. Bu yönüyle menenjit ve kaba kulak geçiren hastalarımızın iyileştikten sonra işitmeleri yönüyle takiplerini mutlaka yaptırmaları lazım. Yine kafa travması sonrası da işitme kaybı ve baş dönmeleri ortaya çıkabilir. Bu açıdan başımızı herhangi bir yere çarpmamaya, eğer çarptıysak da benim işitmem kaybolabilir, dikkat etmeli ve ona göre takip etmeli. Çünkü iki taraflı duyduğumuz için bazen tek tarafın duyup duymadığını tam kestiremiyoruz. Bu açıdan da zaman zaman bu tür olgularımız, bu tür hastalarımız kendisini hekimlere emanet etmeli. Bendeniz bir son olarak çevre faktörlerini de söyleyeceğim. Şimdi gürültüye maruz kalmadan bahsediyoruz. Cep telefonuyla konuşmadan. İlk geldiğimizde 7 sene evvel yeni evlenmiş bir genç hanım Gökçeada'ya gelmiş. Aileden ilk defa ayrıldığı için yaklaşık olarak günde 6-7 saat belki de daha fazla cep telefonuyla konuştuğunu söylemişti. Ve bu hanım da ilginç bir şekilde biraz büyümüş bir beyin tümörü de tespit ettik. Bu açıdan lütfen cep telefonunu hiç değilse şöyle telsiz gibi konuşmaya, işimizi bitirip derhal kapatmaya. Çünkü bunlar vücutta elektromanyetik bir alan, kendileri elektromanyetik bir alan olduğu için mutlaka sağlığımızı etkiliyorlar. Şu anda tıbbın elinde %100 bir done yok. Ama bu ilerleyen dönemlerde çocuklarımızda çıkacak gözüküyor. Çocuklarımızda sadece fizik olarak değil, psikolojik olarak da zararları çıkacak gözüküyor. Yastığının altına cep telefonu koyup yatan bir insan ne kadar talihsiz bir insan. Cep telefonu açık olarak aynı odada yatan insan ne kadar talihsiz bir insan. Gece vakti telefonla, efendim ders dinlerken telefonla uğraşan insanlar kendi kanserlerini hazırlıyorlar, farkında değiller. Kulaklıkla müzik dinleme. Dikkat etmeli biraz. Sürekli kulaklıkta mutlaka onun ileri dönemde bir problemi kulak için çıkacaktır. Yine değişik ilaçları kullanırken, ağır ilaçları kullanırken ya da yine kafa darbelerinde bazı işitme kayıplarının çıkacağını vurgulamalıyız. Ben ilginize, hepinize teşekkür ediyorum.
Şimdi Halit Hoca moderatörlüğüne devam edecek. Sorusu olanlar el kaldırsın. İlgili hocamız cevap verecekler. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı ve kurucusu, aynı zamanda kurucu başhekimi çocuk Sayın Hocamız Profesör Doktor Sefa Dereköy'e yapmış olduğu konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli hocalarımıza soru ve cevap kısmını sunmak üzere bütün halkımızla baş başa bırakıyoruz değerli hocalarımızı. Soru sormak isteyenler ellerini kaldırabilirler. Aranızda mikrofonlu arkadaşlar var. Mikrofonları size getirecekler. Açılış sorusunu eğer müsaade ederlerse ben yapmak istiyorum. Burada notlar aldım bir takım. İlk sorumu Sayın Hocamız Ahmet Hoca'ya soracağım. Değerli hocam. Bilindiği gibi bir Sufi öğretisi var ve burası da bir Sufi öğretisi mekanı. Sufi öğretisinde zikir ayinleri ve zikir törenleri yapılır. Ve bu zikir ayinleri sırasında boyun kasları aşağı ve yukarı doğru hareket ettirilir. Aynı zamanda namazın içerisinde de boyun kaslarının çok yoğun olarak hareket ettirilmesi söz konusudur. Baş ve boyun kanserleri açısından bu hareket bir yarar mıdır, bir fayda mıdır? Bu hareketin baş ve boyun kanserleri ve baş ve boyun hastalıkları konusundaki olumlu veya olumsuz etkileri nelerdir? Teşekkür ederim. Katkısı yoktur. Hiçbir olumsuz katkısı yoktur. Şuraya basalım. Şuraya konuşalım. Evet hocam. Olumsuz hiçbir özelliği yok. Teşekkür ederim hocam. Olumlu diyebiliyor muyuz hareketi? Olumlu olarak görebiliyor muyuz? Ona da yok diye cevap vereceğim. Yok. Teşekkür ederim. İkinci sorum Erdoğan hocama. Yine Sufi öğretisiyle ilgili soracağım hocam. Dinimizde bir hadisi şerif var Peygamber Efendimizin. Dilini tutan kurtuldu. Ve aynı zamanda eski Yunan öğretisinde de bir öğreti, Aristo ve Platon öğretisinde, Sokrat öğretisinde de konuşmanın minimize edilmesi, tamamen sıfırlanması değil de minimize edilmesi, hatta bazı öğrencilere yasaklanması, yine bununla birlikte Hazreti Mevlana ve dinimizin öğretisinde de konuşmanın minimize edilmesi, yine başta söylediğim gibi Hazreti Peygamber Efendimizin dilini tutan kurtuldu hadisi şerifi. Bu konuşmanın azaltılmasının sağlık üzerine etkisi, yani alanınızda demin bademcik ve soğuk algınlığı ve boğaz bölgesi üzerine konuştunuz. Bunun etkisi nedir hocam? Konuşmak bu noktada yararlı mıdır, faydalı mıdır, zararlı mıdır? Şimdi bu soğuk algınlığı veya solunum yolları üzerine konuşmanın herhangi bir etkisi yok. Ancak gerçekten bizim ses telleri üzerinde, Ahmet Hocam da bahsettiği nodül dediğimiz, ödem dediğimiz oluşumlar çok konuşan kişilerde, bu kimlerdir? Pazarcılarda, öğretmenlerde ve benzeri gibi sesini kötü kullanan kişilerde gelişen bir hastalıktır. O yüzden bunlara biz istirahat veririz. Ama bu istirahat yatak istirahatı değil, ses istirahatidir. O yüzden söz altıncı sükut alt, söz gümüşse sükut altındır. Gerçekten fazla konuşmamak gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Bir sorum da müsaade ederse arkadaşlar Sefa hocam olacak. Sefa hocam, bu Morişkoların Şifresi kitabını yazdığında bir vesileyle bunu biz Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na iletmiştik. O zamanlar tabi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu husustaki Güney Amerika ile ve Amerika ile ilgili söylemleri söz konusu değildi. Fakat kendisi yakın tarihte yaptığı açıklamasında şu ifadeyi kullandı. Saygın bilim adamlarının bulmuş olduğu ve tespit ettiği
tespitler neticesinde Güney Amerika'ya daha evvel Müslümanların gittiği konusunda bir tez ortaya atıldı. Ve daha öncesinde, bundan yaklaşık 6 ay önce de, 5 ay önce de Sefa Hocam'la biz bu konuyu kendisine bir şekilde iletmiştik. Şimdi bu husustaki ilk sorumu soracağım. Hocam, bunun dayanağı ve bunun tespitlerini çok kısa olarak, gündemimizi meşgul ettiği için bize bir açıklayabilir misiniz? Şimdi konuşmanın başlangıcında, açılış konuşmasında ben bunu biraz bahsettim. Tamamen 1000'e yakın yabancı literatür ve kitapların tercümesiyle ortaya konan bir yapı, bir sistem. Bu zaten söyleniyordu. Ancak son 100 yılda, son 10'lu yıllarda giderek artan yayınlarla bu yabancılar tarafından söylenir bir şey. Bizim tarafımızdan değil. Biz bugünlerde tarihe yakın durduğumuzda bu bilimsel eserleri İngilizce bakımından incelediğimizde ortaya çıkan sonuçtur bu. Çok özetle bu. Teşekkür ediyorum. Aranızda soru sormak isteyenlere. Buyurun Üstadımız Mustafa Bey'in. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz güzel sunumlarınız için. Benim sorum, daha doğrusu bir dileğim, aynı zamanda soru olarak Ahmet Hocam'a soracaktım. Böyle yaşamım boyunca, yaşım 53, değişik böyle tıp toplantılarına katıldığımda hepsinin de ortak olarak bir hastalıklara sıkıntılı olan sigara ve alkol var. Hastalıkların hemen hemen iç hastalıklarıyla alakalı sigara ve alkol etkilemede birinci sırayı alıyor. Bugün sizin sunumunuzda da baktım, boyun ve baş kanserleri ile alakalı hastalık sebebi olarak birinci sırada sigara ve alkol var. Peki bu değerli tıp ilim adamları Türkiye'de bir konsansüs oluşturup toplansalar ve ülkemizde alkolü ve sigarayı tamamen hem üretilmesini hem de kullanılmasını yasaklasalar. Çünkü devlet ve tıp insan sağlığını korumakla vazifeli olarak biliyorum. Bunu en azından yasaklansa veyahut da bununla alakalı sağlık politikaları geliştirilip alkol ve sigara kullananların sağlık giderlerinin kendi ceplerinden karşılanması gibi bir böyle konsansüs oluşabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü malum ülkemizin durumu, sigara içen bir kimse, alkol kullanan bir kimse daha çabuk hastalıklara yakalanırken ve tedavisi daha zor olurken, alkol ve sigara kullanmayan bir kimse daha az hasta olunup daha az tedavi sürecinde oluyor. Böyle bir aslında genel olarak da bir haksızlık söz konusu oluyor. Bir eşitsizlik söz konusu oluyor. Bu noktada görüş ve düşüncelerinizi almak isterdim. Hayırlı akşamlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ama biz ancak halka bunların zararlarını söyleyebilmekle görevliyiz. Ama düşüncenizde haklısınız. Katılıyorum. Teşekkür ederim. Evet, diğer soruları alabiliriz. Şurada bir dayan. Hanımefendiye verelim. Hayırlı akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli tıp insanları ve bilim insanları burada bu akşam. Geçen okuduğum bir kitapta M.Ö. 2000 yaklaşık sanıyorum, doğru hatırlıyorsam. Çok özür dilerim. Sorunuzu hangi hocamıza soruyorsunuz? Şu an hepsine diyebiliriz. Hermetros, Mısır civarında sanıyorum yaklaşık. Hermetros diye bir bilim insanı veya işte felsefe insanından bahsedildiğini okudum. Ve bunun daha sonra dine dönüştürüldüğünü okudum. Ve Mevlana'da hani bu çilehane ve işte insanların hocamın da dediği gibi az yiyerek, az konuşarak, az düşün, yani çok düşünerek ve ibadet ederek elde ettikleri başka bir ilim üzerine yoğunlaştıklarını ve öğretmenlerin öğrencilerine şunu söylediğini okudum. Sadece bekle ve çalış. Şimdi insan çok farklı, tabii ki fizyolojik bir varlık ama bambaşka dünya var içinde. Sorum şu, neden bilim ve felsefe bu kadar uzak? Bilim, ahlak, tasavvuf,
eskiden bu kadar bütündü ve ilim o kadar ileriydi. Bugün neden bu kadar uzak? Yani tıpta olsanın doktorlarımıza bakıyoruz. Sadece hastalıkları teşhis eden, tedavi öneren, kesip biçen, iyileştirmeye yönelik bakan kişiler olarak kalıyorlar gibi gözlemliyorum. Hakkınızı helal edin. Ayağınıza sağlık. İyi akşamlar. Siz cevap vermek ister misiniz? Şimdi teşekkür ediyoruz. Antik çağda Sokrat'ın, Eflatun'un ya da Platon makbul insanlar olduğu bizim kendi din alimlerimince ispatlıdır. Aslında Hazreti Mevlana dahil olmak üzere ortaya çıkmış bütün böyle büyük insanlar bir defa hem fen hem sosyal bilimlere vakıf insanlardı. Son dönemde din adamları olarak ortaya çıkan kişilerimiz sadece kendi konularında bir yol almış gözüküyor. Biraz bunun etkisi var. Öteki türlü mesela Platon'u konuştuğumuzda matematiği bilmeyen akademisine giremiyordu. Bunu bu yönüyle düşünmek lazım. Aslında din yoldur, felsefe de yoldur. Birbiriyle de çok bağlantılıdır. Bunu özellikle de yurt dışındaki keşif yapmış olan bilim adamlarına gittiğinizde onlardaki saf gönüllüyü göreceksiniz ciddi manada. Aslında bizim topraklarımızda en çok ihtiyacı duyulan keşif ve keramet sahibi insanlar. Ama bu okumaktan ve bilgiden geçiyor. Bizse dedikoduyla yaşayan bir toplum olduk. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Değerli misafirler, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi hepinize ikramlarımız bulunacaktır. Sıcak lokma ikramı ve ney dinletisiyle sizleri baş başa bırakıyor ve bir süre sonra mesnevi sohbetleri ve sema törenlerine davet ediyorum. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlarınız olsun.